Yangına yakılan ümit çerağı. Yıl 1919. Çalkantılı yıllar. Harbi umuminin vahim neticeleriyle cihan devletinin sarsıldığı, İstiklal Savaşı'nın devam ettiği zamanlar. Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle müstarip bir adam var. Alemi İslam'a inen darbeleri en evvel kalbimde hissediyorum diyen, şu kesif zulmet içinde bir nur arıyorum diye haykıran bir adam. Ve bir cuma gecesi, uyku ile uyanıklık arasında gerilen bir misal alemi. İslam dünyasının mukadderatının konuşulduğu, Selefi Salihinden ve her asrın vekillerinden müteşekkil bir nurani meclisi muhteşem. Ve oradan yükselen bir ses. Ey felaket, felaket asrının adamı! Senin de reyin var. Fikrini beyan et. Uzunca bir müzakere ve nihayetinde uyanan ama baharı uyanan bir bediüzzaman. Tebessümünde açan çiçekler var. Bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah. Ve misali meclisten yükselip de hala dimağında yankılanan o ses aslında her şeyi anlatmaya yetiyor. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür seda İslam'ın sadası olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi, ufukları kesif karanlıkların kapladığı zulmetli ve dehşetli günlerde gönüllere bir ümit şelalesi gibi akmıştı o sözlerle. Aslında daha asrın başında dile gelmişti o ümit çağlayanı. Zaman, ahir zaman, gittikçe daha da fenalaşacak diyenlere inat, gözünü istikbale dikerek sesleniyordu. Öyle mi? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki lisanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve saki tane nurun sözünü dinleyen ve bir nazarı hafî gaybi ile bizi temaşa eden Saitler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler, sizlere hitap ediyorum. Şu muasırların varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennete asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Bediüzzaman hep o çiçeklere muntazır kaldı. Onun hayalini İslamiyet nuruyla açacak çiçekler ve o çiçeklerin getireceği baharlar süslüyordu. Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziya-i İslamiyet ile neşvünema bulacaktır. Bediüzzaman bir kuru ümidin adamı olmadı asla. Çünkü o sırtını Kur'an'a, İslam'a dayamıştı. Feleğin inadına, Nevi Beşer'deki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilan ediyordu aleme. Bazen saadette felaket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar demesi boşuna değildi. En umutsuz anlarda, en kara zindanlarda bile iman ve ümidin ışığı oldu. En büyük saadetler, büyük ve acı felaketlerin neticesidir demişti. Bediüzzaman, saadet müjdecisi, asr-ı saadetin ruhunu ahir zamana taşıyan peygamber varisi. Eserlerinde asr-ı saadeti referans gösteren bir alim. İman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Yıl 1935. Yer Eskişehir Mahkemesi. Cumhuriyet hakkında fikrin nedir suali? Ve Bediüzzaman cevap verir. Eskişehir Mahkeme Reisi'nden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçi hayatım ispat eder. Hulefai Raşid'in her biri hem halife hem reisi cumhuriydi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi.
Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-i dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Bedenleri bu asırda, zihinleri vahşet çağında kalmış olanlar onu anlayamadılar belki ama o ısrarla hakikatleri dile getirdi. Gazetelerde neşrettiğim umum makalatındaki umum hakaikta nihayet derecede musarım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden, adaletname-i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından, 300 sene sonraki Tenkidat-ı Kala Mahkemesinden tarih cerknamesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri tevessül ve imbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tahavül etmez, hakikat haktır. Said Nursi, değişmeyen hakikatin adamı. İsimlerin değişmesiyle hakikatlerin değişmeyeceğini söyledi. Farklı dönemlerde muhtelif suretler giymiş manalara hep bu değişmez ölçülerle baktı. Hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahd-ı peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsen sille vuracağım. Manayı esas alıp, libasa takılmadı Bediüzzaman. Meşrutiyetin sırrı kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası kuvvet şahısı olur. Kanunu kendi keyfine tabi edebilir. Hak kuvvetin malumu. Fakat bu iki ruh her zaman da birer şekle girer, birer libas giyer. O eski hal muhal diye nitelediği, padişahlıkta da şeriat namını alkışladığı, meşrutiyette de asr-ı saadetle bağladığı cumhuriyette hakikatin dellalı oldu. Demokratlığı da İslamiyet'in bir kanunu esasisiyle bağlıyordu. Milletin efendisi onlara hizmet edendir. Bediüzzaman lafza takılan değil, manaya sarılan adam. Onun bu yüksek fikriyatı Avrupa'ya ve medeniyete bakışında da kendini gösterdi. Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir. Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefaatleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler. Ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar. Toptancı değildi bu büyük hakikat adamı. Avrupa ikidir diyerek adalet ve hakkaniyete, fen ve sanata hizmet eden kısmını sefih medeniyetin yuvası olmuş Avrupa'dan ayrı tutmuştu. Şu mühim tespiti seslendiren de yine o olacaktı. İstikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim olacak ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyet'tir ve İslamiyet'e inkılap etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak eder. Bediüzzaman'ın istikbal tasavvurunda alemi İslamiyet ile hakikatli insaniyet kol kol oldu hep. Cennetin bir tarlası ve deposu, bu alemdeki hüsünleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren alemi İslamiyet ve hakikatli insaniyettir. İnsaniyet-i Sura dediği medeniyetin güzelliklerinin, İnsaniyet-i Kübra olarak vasıflandırdığı İslamiyet'in hakikatine hizmet ettiğini söylüyordu. Çağı değil, çağları okuyan adamdı Bediüzzaman. İmanından aldığı kuvvet ve ferasetle adeta bir ümit şelalesi olup aktı zamanın üzerine. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye olacak. Akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette Burhan-ı Akli'ye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek.
Ruhu zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an'ın mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize yeklerin yerini tutamaz. Hayatını Kur'an hakikatlerinin anlaşılmasına adadı Bediüzzaman. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Bu yüksek idealini 130 parçayı bulan Risale-i Nur eserleriyle tahakkuk ettirdi. Şimdi dünya onu okuyor. Risale-i Nur'la Kur'an'ı, Kur'an'la kainatı. Karanlığa yakılan ümit çarığı dünyanın dört bir yanını aydınlatmaya devam ediyor. Elbette onun verdiği müjdeler eşliğinde. Her kıştan sonra, yılbahar, her geceden sonra, bir sabah olduğu gibi, nev-i beşeri dahi bir sabahın bir baharı olacak inşallah. Hakikat İslami'nin güneşiyle sulh-u umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle anıyoruz.